Valla keyifsiz, hasta ilaçla ayakta duruyor. Dediğin gibi 3. çeyrekte büyüme yapmadık, daraldık. 4. çeyrekte hafif bir toparlanma öngörüyorum. Yılın ilk çeyreğinde de hükümetin verdiği ilaçla, yani artık böyle büyük anne maaşına kadar yayılan teşviklerle biraz gideriz. Referandumdan sonra bu teşvikler devam ederse ekonomi yine bu zayıf seyrinde devam eder. Ama çok açık konuşalım. Türkiye'nin o TÜİK'in yeni revizyonlarıyla 5-6 büyüdüğü yıllar çok geride kaldı artık. %2,5-3 büyümeye talim edeceğiz. Bu benim şahsi görüşüm de değil. IMF'den Avrupa Birliği Komisyonu'na kadar herkes böyle tahminde yapıyor. Enflasyon cephesine geçtiğimizde enflasyon çok ciddi bir tehlike. Bir dizi sebebi var. Detaylara girmemi istersen onlara da girelim. Ben manzarayı özetleyeyim. Enflasyonda bahar aylarında 11'i görürüz. TÜFE'de tabii ki. Yıl sonunda 9'la kapatırız. Türkiye'de bu yüksek faiz, yüksek enflasyona neden oluyor. Kafası devam ettikçe de biz enflasyonla başa çıkamayız. Tabii Türkiye açısından en kritik sorun, çünkü Türk lirasında istikrarsızlığa ve devalüasyona sebebiyet veriyor. Cari açık. Cari açık rakamları da geldi. Seneyi, geçmiş seneyi milli gelirin 4'ü civarında bir cari açıkla kapattık. Bu sene de çok fazla değişeceğini zannetmiyoruz. Enerji faturası biraz kapanır. Buna karşılık turizm gelirlerimiz biraz artar. Dış ticarette çok fazla bir değişiklik olmaz. Yine %4 kadar bir cari açık, 4,5 kadar, özür dilerim, 4,5 kadar bir cari açık veririz. Bununla bağlantılı olarak çok büyük bir dış finansman sorunumuz var. Senede 170 milyar dış borcu çevireceğiz. Bunun üzerine 35 milyar dolar kadar da bir cari açık finansmanımız gerekiyor. Bu çok sıkıntılı, çünkü buna güvenilir olmayan kaynaklardan temin ediyoruz. İşte net hata noksan, yani kaynağı bilinmeyen kalemler 1/3 finans etmiş. Geri kalanı da sıcak parayla kuşlanma. Bulmakta zorluk çeker miyiz? Çekmeyiz. Ama FED faiz arttıracak. Avrupa Merkez Bankası belki gelecek sene tahvil atmayacak. Bütün bunlar küresel faizlerin yükselmesi demek. Doların da ben yılın ilerleyen dönemlerinde prim yapacağını düşünüyorum. Dolayısıyla dış borçlanmanın maliyeti gittikçe artacak. Bu içerideki kredilere yansıyacak ve kimse de yatırım ya da istihdam yapacak iştah olmayacak bence.